Şimdi çok acil bir kaybım var. 21 yaşında otizmli üniversite öğrencisi Gizem. Gizem dünkü Kocaeli'nden efendim çarşamba günü kayboldu. Kendisinden 3 gündür haber alınamıyor. Annesi burada Hülya Hanım. Hoş geldiniz Hülya Hoş Hanım'cığım. bulduk. Var mıydı onun sevgilisi? Yoktu. İşte keşke Yaptırmayı yaptırsaydın. düşünüyordum, bir türlü fırsat Ya olmadı. keşke yaptırsaydın. Şimdiye kadar 50 kere bulunurdu. Evet. Gizem kaybolduğu gün Kocaeli Derece'de yaşayan teyzesi Sema Kandur'un evinde. İkizi de mi var? İkizi de var. Onda da aynı problem var. İkisi de mi otizmli? Evet. Aynı Aslında yumurta ikizi. Aynı yumurta mı? yok, ayrı yumurta ikizleri. Yüksek fonksiyonlu ikizler. Yani Asperger de diyebiliriz. Çok da aslında bizden akıllılar yani. Birçok konuda. İşte yani bu otizm tabii çok değişik bir rahatsızlık. Dediğim gibi galiba nüfusun büyük bir bölümünü yaşantısı normal kabul edildiği için tabii bu çocuklar Farklıymış gibi farklıymış gibi algılanıyor. algılanıyor. Ama yani onlar çoğunlukta olsaydı biz farklıymış gibi Evet. algılanacaktık. Birçok rahatsızlıkta da öyle değil mi? Evet. Teyzesinde kalıyormuş. Ya şöyle bir şey olmuş. Buradan okumayayım. Aslında Gizem bir süre önce sosyal medyadan biriyle tanışıyor. Ailesi bunu fark ediyor ve kızlarının dolandırıldığını anlıyorlar. Anne şimdi anlatır. O yüzden de tabii Gizem'in üzerine gitmişler. Bak kızım işte konuşma, bu çocuğun da suç kaydını da bulmuşlar. Bak bu çocuk hani suç kaydı da var, seni dolandırır falan. Biraz anladığım kadarıyla evde bununla ilgili de sıkıntı yaşanıyordu. Evet. Gizem de bir mektup bırakmış, artık benden kurtuluyorsunuz, çok üzerime geldiniz diye. Üzerinde telefon da yok. Anne de gelmiş, şimdi kızını gören birini arıyor. İki tane ihbar gelmiş. 2 Haziran günü 14.30'da Darıca İzmit 402 numaralı otobüse tek başına yolculuk ettiğini iddia eden, bu sosyal medyada fotoğrafını görüp iddia eden birisi olmuş. 35 yaşlarında bir erkek sonra geldi, yanına oturdu. İkisi birden indiler, şeye, otogara doğru ilerlediler diye. Bir diğer ihbar da 3 Haziran günü, yani bir ertesi günün öğle saatlerinde Gizem'in Gölcük'te bir kızla birlikte görüldüğü yönünde olmuş. Aile iki ihbar almış ama tabii netleştirememiş. Evet. Şimdi o bir gün önce otogara Darıca'dan İzmit istikametine gidiyor. Siz Dün nerede de yaşıyorsunuz? biz İzmit'teyiz. İzmit'tesiniz. Dün de Gölcük'te görülmüş. Aslında o civarlarda her ikisi de. Yani kendi civarınızda. Evet. Peki siz o kızınızı nasıl öğrendiniz sosyal medyadan biriyle tanıştığını? O mu Bahsetti anlattı? bana. Yani telefon üzerinden konuşuyorlar, internet üzerinden konuşuyorlardı. Hani ben de çok fazla üstüne gitmek istemedim. Yalnız dışarıda görüşmelerine izin vermedim. Bir süre hani böyle devam etsin şeklinde konuştuk. İdare etmeye çalıştınız siz Evet. de. Sonra ben işe girdim. İşe girdiğim dönemde akşam saatleri ben gidiyorum işe. O arada görüşüyorlar, konuşuyorlar. Kızımı kandırıyor. Yani sana telefon alacağım şeklinde. Evden çıkıyor kızım, gidiyorlar bir telefoncuya. Oradan bir telefon alıyorlar. İki tane de hat almışlar. Ve bunları kızımın üstüne alıyor. Fakat benim telefonum şu an arızalı diyerek alıyor elinden. Hatları da alıyor. Bunları kullanıyor ve bu hatlardan da şey yapıyor, harcama yapıyor. Akıllı saat alıyor. Bunları tabii biz daha sonra E-Devlet'te gördük. Bir hat diye biliyordum mesela, iki hat çıktı. He, hattı kullanarak da o kampanyalardan faydalanmış. Evet, Yani evet. kendine telefon almış, iki tane hat almış, akıllı saat almış. Evet. Hepsinin de borcunu sizin kızınızın üzerine yıkmış. Aynen. Ah canım ya. Sonra Evet. sizin kız bunu anlıyor mu Evet, yani? sonradan uyanmış tabii. Fakat bayağı bir depresyona girdi yani, psikolojisi bozuldu. Hani nasıl ödeyeceğiz? Bir yandan onu düşünüyor. İş aramalara kalktı. İş bulamıyor. Kimse iş vermiyor. Durumunu biraz fark ediyorlar herhalde. Yani böyle sıkıntılar Ya yaşadık. benim yazın ben hep çok yer değiştiren birisi değilim. Yazın kaldığım otelde çok da ona, yani çok da teşekkür ediyorum kendilerine. Otizmli kişiler çalışıyor ve onları mesela her yıl görme imkanım oluyor. Hep aynı kişiler. O kadar büyük ilerleme kaydettiler ki ya bence Kesin. özellikle böyle turizm sektöründe falan çalıştırılmalı bu çocuklar. Çünkü bu çocuklar hırsızlık yapmıyor, uğursuzluk ya kötülük Çok bilmiyorlar zaten. dürüstler. Çok Tam tersi, dürüstler. evet. Mesela ilk çalışmaya başladıklarında bir de çok güzel bir tişörtleri var üzerinde. Yani hani insanlar da anlasınlar, ona göre davransınlar diye. İlk mesela çalışmaya başladıklarında uzaktılar. Ben hep konuşuyorum onlarla işte her gördüğümde merhaba nasılsın falan.
İlk konuşmak istemiyorlardı. Sonra aradan biraz zaman geçiyor. Mesela bir ertesi sene gidiyorsun. Bu sefer o sana laf atıyor. Üçüncü sene baya baya konuşuyorsun. Nasıl geçti falan diye. Yani bu çocukları hayata kattığımız zaman... hani o bahsettiğiniz dürüstlük var ya, zaten herkesin aradığı böyle, hani bulmaya çalıştığı. Zaten o dürüstlükleri yetiyor. Evet. Ve herkes gibi de güzel işlerini yapıyorlar. Çok güzel. Ama işte... zaman içinde sosyalleşebiliyorlar. Evet. Yani çok da başarılı olabiliyorlar. Evet. Hani algı problemleri yok, sadece davranışsal olarak alıştığımız davranış stillerini göstermiyorlar. Hı hı, evet. Onları toplum dışında... Ama sosyal hayata girdikleri tabii zaman... Tabii ki girdikleri zaman gayet güzel adapte oluyorlar. Ama sizinki çalışamıyordu anladığım kadarıyla. Ne kadar bir borç çıktı size? 7-8 milyar civarında. 7-8 bin lira yani. Vay. Sonra evde bu, özür dilerim, tartışması oldu diye mi kızınızın gittiğini düşünüyorsunuz? Yok, bu konuyu atlattık. Ben hani ona bu konuda yani elimizden ne geliyorsa yapacağız dedim. Yani stres yapmasını istemediğim için sakinleşti. Ama o zaman zaman işte onu rahatsız ediyor. Hani benim bunu ödemem, bunu üstlenmem üzüyor onu. Çünkü destek mektubunda benden kurtulacaksınız artık demiş, kıyamam. Aslında hiç öyle bir şey yok. Yani ben o konuda hep ona destek oluyorum ama işte... Kaç çocuğunuz var? 4 tane. Maşallah, Allah bağışlasın. Sağ olun. Baba? Baba da var. Siz yalnız mı büyütüyorsunuz dedim. İkisi mi sadece otizmli? Evet. Ay canım benim ya. İnşallah bir göreniniz bileniniz vardır. Bir an evvel ailesine kavuşturalım. İnşallah. Kandırılmaya da müsait çocuklar. Çok. O yüzden dedim çok acil bir şimdi kayıp diye. Hepsinin farklı özellikleri aslında. Hani otizmde hepsi bir şeyde değil. Değil. Mesela ikizler ama... İkisi çok farklı özelliklere sahip. Mesela Gizem çok daha dışa dönük, sosyalleşmek isteyen bir çocuk, öbürü daha içe kapanık. Kandırılmaya daha müsait Gizem. Öbürü daha şeyli, temkinli. Mesela öyle WhatsApp'ta şudur budur hiçbir yerden, hani sosyal medya hesaplarına girmez, açmaz. Gizem tam tersi, herkese konuşur. Ya hanımefendi, zaten otizmli diye kandırılmıyor. Buraya kaç yaşında koca koca insanlar geliyor. Kaç binlerce lira dolandırılmışlar otizmli diye değil de. Kesinlikle. Yani ama sen bu çocukla konuştuğunda anlayıp da buna telefon aldırıp üzerine falan filan da Allah ne diyeyim ben, beter etsin seni de. Diyorum ya, hırsızlığın bile bir adabı vardır. Yani zaten... kapıdaki tekerlekli sandalyeyi çalan hırsız var. Çalınır mı yani? Ha, çalınır mı? Şimdi değil mi? Yani tamam, hırsızlığın hepsi kötü ama... Ya birinin yani bacaklarını bir şey çalıyorsunuz, yürümesini çalıyorsunuz yani bedeninden. Burada da sen çocuğu görüyorsun, çocuğun bir problemi olduğunu da hissediyorsun. Tutuyorsun onun üzerinden menfaat sağlamaya çalışıyorsun. O yüzden acil bir kayıp yani, yeniden kandırılmadan, kötü birilerinin eline düşmeden inşallah sizlerin desteğiyle sağ salim bulun. Üzerinde parası var mı? Yani kardeşi bir miktar parası olduğunu söylemiş ama ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Nereye gider ki? Çünkü yani yine şimdi, akşam 10'da kısıtlama var. Evet. Yani şimdi Darıca'dan geliyor İzmit'e. Ben eve geleceğini düşündüm. Sonra bekledik, gelmedi eve. Acaba İstanbul'a doğru mu geliyor? Sanmıyorum. Sonra ikinci nerede görülmüş? İkinci olarak Gölcük'te dendi. O da yine Kocaeli. Dur bakalım, izleyicilerimizin dikkatini çeker diye ümit ediyorum. İnşallah, zaten girişken de bir çocukmuş. Keşke koluna da böyle bir kandırıp bir şey yapsaydınız. Bir keşke, çiçek, böcekli falan. Biraz şey yani istemedi de. Hani... Ama işte biraz bir çiçek koyun, böcek koyun, evet. Ne bileyim bir şey yapmak lazım. Evet. Hani bizimkilere de öyle not düşün. Deyin ki biz yanına da bir çiçek yaptık falan, ne yapalım hani neyse. İnşallah bulalım da onu da yaptıralım yani kızımızı. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu bu